Merhaba sayın seyirciler. Yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendireceğiz. Dün tabii 29 Ekim'di. Bütün yurtta 29 Ekim coşkusu vardı. 29 Ekim coşkusunun yaşandığı, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun yaşandığı bir adreste İstanbul'daydı, Bakırköy'deydi. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Bakırköy'de bir cumhuriyet şöleni gerçekleştirdi. Bağımsız Türkiye Partisi lideri de orada bir konuşma yaptı. Bunu ekranlara yansıtacağız. Onun dışında bugünkü gelişmelerden bir tanesi de Esenyurt Belediye Başkanı'nın Ahmet Özel'in gözaltına alınmasıydı sayın seyirciler. Ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman Gazze'de can kaybı 43 bini geçti. 43.163'e ulaştı. Ve son yapılan yine Gazze'ye yönelik saldırıda İki düzine çocuğun öldürüldüğünü zaten kendi kaynakları, İsrail ve Amerika kaynakları doğruladı. Ve elektrik faturalarında da yeni döneme geçildi. Çok tüketen bundan sonra daha çok ödeyecek. Yani elektrik faturaları daha çok şişecek. Bizim cebimizden daha çok para çıkacak sayın seyirciler. Evet, ilk haberimize dönersek Bağımsız Türkiye Partisi bir Cumhuriyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şöleni gerçekleştirdi ve Bağımsız Türkiye Partisi lideri de orada bir konuşma yaptı. Şimdi bu haberimize bir bakalım, sonra üzerinde de konuşacağız. Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı. Bütün televizyonlarda Bahçeli'nin tarihi çıkışı diye anlatılıyor. Tarihi çıkış neymiş? Neymiş? Ne başkan? Terörün başı, elebaşı meclise gelsin. Tarihi çıkışa bak. Tarihe el uzatmaya bak. Lan siz demediniz mi bu ülkede terörü bitirdik? Siz demediniz mi ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz? Bunları biz mi iddia ettik? Biz mi uydurduk? Sen o çıkışı yaptın ya da sana birileri bu çıkışı yaptırdı. Ertesi gün 5 şehit verdik. 5 şehit verdik. Şimdi bu şehit kanları kimin elinde? 40 senedir bu şehit kanları kimin elinde? Acaba kimin elinde? Neymiş? Kürt sorunu varmış muhalefet. Ana muhalefet de diyor ki Kürt sorunu yok dersen Türkiye'yi 50 sene geriye götürürsün. Kardeşim, Türk sorunu var dersen Türkiye'yi 150 yıl geri götürürsün. Bakın, kavramsal olarak böyle bir ifade olamaz. Biz bunu Bağımsız Türkiye Partisi olarak reddediyoruz. Kavramsal olarak Kürt sorunu diye bir ifade olamaz. Bir kere Kürt sorunu demek, bizim Kürt kardeşlerimizi de kandırıyorlar. Kürt sorunu demek, Kürt'e verilen bir atfedilen bir ifade değil. Kürt sorunu, Kürt'ün dışındakilere atfedilen bir sorun. Yani geliyorsun Laz'a, Çerkez'e, Arnavut'a, Türk'e, Boşna'a diyorsun ki Kürt sorunu var. Bu anlama gelmiyor mu? Ha bana de ki Kürt kardeşlerimizin bazı sorunları var. Evet, evet, eğitim sorunu var, ekonomi sorunu var, emeklilerinin maaş sorunu var, asgari ücretinin düşüklüğü sorunu var, yeraltı kaynaklarının, altınının, petrolünün, borunun,
alüminyumunun, doğalgazının yabancıya peşkeş çekilme sorunu var. Tarım yapanının ürettiği ürünü bedavaya sokağa dökme sorunu var. Ama bu sorun Kürtlerimizin sorunu değil. Bu sorun iktidarın sorunu. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede iktidar sorunu vardır. Bu ülkede muhalefet sorunu vardır. Sayın Bahçeli çıktı dedi ki APO gelsin mecliste konuşsun. Ondan sonra o tarihi çağrı yaptı diyen medya ekibi aynı hep bir ağızla bir şey demeye başladı. Devlet haklı devreye girdi. Devlet haklı. Olaya bak. Devlet haklı devreye girmiş. Ulan milyonlarca mülteci sınırdan geçti. Neredeydi o devlet haklı? Kozmik odaya girildi. Neredeydi o devlet haklı? Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Rum hayır demeseydi Kıbrıs gidiyordu. Neredeydi o devlet haklı? Bak o devlet haklı Amerika'nın haklı. Türkiye'de zannediyorsunuz ki devlet haklı kaldı. Devlet haklı. İktidarı ele geçiren, muhalefeti ele geçiren, kendileri söyledi askere sızmışlar, askeri ele geçiren Amerikan aklı, devlet de akıl mı bırakır? Kimi kandırıyorsunuz? Sonra kavramlar diyoruz ya, devlet aklı olmaz, aklın devleti olur. Aklın devleti olur. Eğer bir akıl arıyorsam da o akıl da bu salondadır. Sonra ne dedi? Aynı şekilde tarihi çağrı yaptı diyenler propaganda yapıyorlar. Ne dediler? Amerika ne olduğunu şaşırdı. Amerika'yı öyle bir kontrpiyede bıraktı ki Bahçeli ne olduğunu şaşırdı. Yani Amerika'nın aleyhine iş yapıyor. Lan Suriye'yi paramparça etmek istedi Amerika. Bu hükümet önünü açtı. Irak'ı paramparça etmek istedi. Bu hükümet önünü açtı. İsrail Gazze'ye her gün bomba yağdırıyor. Kürecik'ten sen onun bilgisini veriyorsun. Radar üssünü kendi topraklarında tutuyorsun. Azerbaycan'ın petrolünü İsrail'e senin yollarınla geçiriyorlar. Ama biz Amerika'nın aklını almışız. Amerika'nın aklını almışız. Kim kimin aklını almış acaba? Ve aklını kaç paraya almış? Asıl soru bu. Biri birinin aklını almış da kaç paraya almış? Asıl soru bu. Ve şunu iyi bilin kıymetli izleyiciler. Bakın, eğer bu ülkede iktidarın bileşenleri, ana muhalefet, muhalefet her biri hep bir ağızla ittifak ediyorsa anlayın ki orada bir problem var. Bunların ittifak ettiği konuları söyleyelim. Ne? Anayasayı değişmemiz lazım. Hepsi ittifak ediyor. Yok orasından değişelim, yok burasından değişelim. Sonuçta hepsi anayasayı değişmek istiyor. Lan siz deprem oldu, depremde ittifak edemediniz. 11 şehir yerle bir oldu, ittifak edemediniz. Siz asgari ücretin belirlenmesinde ittifak edemiyorsunuz. Anayasa değişeceği zaman, APO ile müzakere edileceği zaman, terörle el sıkışılacağı zaman ittifak ediyorsunuz. Demek ki bir irade var arkadaşlar. Bir irade var. Sarılın bakayım diyor, sarılıyorlar. Kavga edin bakayım diyor, kavga ediyorlar. Türkiye'nin özeti ne yazık ki budur. Ve şunu hiç kimse unutmasın. Ve iddialıyım. Türkiye'de hiçbir dış hesaplaşmanın ürünü olmayan, hiçbir yabancı unsurun değirmenine su taşımayan tek bir irade kalmıştır. O da Bağımsız Türkiye Partisi iradesidir. Ve Cumhuriyet'in 101. yılında atamıza söz veriyoruz. O irade son nefesine ve kanının son damlasına kadar bu cumhuriyeti, bu ülkenin bağımsızlığını, bu milletin birliğini ve beraberliğini sağlamak için çalışacaktır.
Bunlar kardeşi kardeşle, arkadaşı yoldaşla kavga ettirmenin peşinde. Ve ne yazık ki söylüyorum, bakın bu emperyalist güçlerin iş yapma biçimi vardır. Nedir bu biliyor musunuz? Eğer bu ülkede cumhuriyeti ortadan kaldıracaksa bunu cumhuriyetçi görünümlü insanlarla yapar. Dini ortadan kaldıracaksa bunu dindar görünümlü insanlarla yapar. Bu milleti birbirine düşürecek, bölecekse bunu da milliyetçi görünümlü insanlarla yapar. Ben ne dindar, ne cumhuriyetçi, ne milliyetçi hiçbir arkadaşımıza bir şey söylemiyorum. Ama Amerika'nın, emperyalizmin hepiniz üzerinde böyle bir hesabı var. Bunu bilin diyorum. Ve siz devlete akıl arıyorsanız o akıl dediğim gibi bu salondadır, buradadır. Devlet arıyorsanız 20 sene bu ülkeye hizmet etmiş, hiçbir menfaat beklememiş Haydar Hoca'dır bu devlet. Bugün genç yaşında kendisini ülkesine adamış Hüseyin Baş'tır bu devlet. Onunla yürüyen bu salondur, bu gençliktir bu devlet. Devletin bütün imkanlarından faydalanan bir vakıf var. TÜGVA. Kimin vakfı? Herkes öyle diyor. Bilmiyorum kimin vakfı. Bugün bir paylaşım yapmış. Kadir Mısıroğlu denen akli melekelerinin yerinde olmadığının sağlık raporlarıyla ispat edildiği bir insanı paylaşmış. Üstüne de yazmış ki sadık olanlarla beraber olun. Cumhuriyet Bayramı'nda. Evet, İngiliz'e sadık olanla, Amerika'na sadık olanla, Yahudi'ye emperyaliste sadık olanla beraber olmak istiyorsan git onunla beraber ol. Rezalete bakar mısınız? Rezalete bakın. Sizin vergilerinizle, sizin çabalarınızla ayakta tutmaya çalıştığınız devletin her imkanını kullanan bir vakıf. Murat Bardakçı diye güya tarihçi bir adam var. Bugün bir videosu düştü, belki takip etmişsinizdir. Çıkmış diyor ki Atatürk için ağlamak akıl işi değil, akıl kârı değil. Babası yabancı devlet ajanlığıyla suçlanmış, 17 yıl hapse çarptırılmış bir adam. Babası. Sonra o cezayı çekmemek için de Almanya'ya kaçmış. 2004'te vefat ediyor. 1990'dan itibaren 14 sene boyunca hayatının son 14 yılını Zaman Gazetesi'nde yazı yazarak, köşe yazarak geçirmiş bir adam. Şimdi bunlar, bu araştırma dediğim gibi 30 saniye falan sürdü. Yani böyle derin bir araştırmada değil. Bir de derine insek. Zaten yüzeyde midem bulanınca dedim derine inmeyelim. Yüzeyde kalalım. Derine insen neler çıkacak? Şimdi kalkmış Atatürk'ü sevenle, Atatürk'e karşı bir duygu besleyenle dalga geçecek kadar haddini aşabiliyor. Her birimizin Cumhuriyet Bayramı tekrar kutlu olsun. Allah bizlere bu kutlamaları hayatımızın son nefesine kadar yapabilmeyi nasip etsin. Amin. Cumhuriyet daim olsun. Evet Sayın Çabas, çok güzel bir şölendi. Sayın Hüseyin Baş'ın konuşması da gerçekten dolu dolu. Çok değerli bir konuşmaydı. Ama hani konuşmasının başında şöyle söylüyor Sayın Hüseyin Baş. İşte Sayın Devlet Bahçeli Öcalan'ı işte biliyorsunuz meclise çağırdı. Meclisten gelsin konuşsun gibi bir çıkış yaptı. Ve bu çıkışta da devlet aklı dendi bazı kesimler tarafından. Hatta bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine övdü yani Devlet Bahçeli'nin bu çağrısını. Ve Sayın Hüseyin Baş diyor ki işte milyonlarca, madem ki bu devlet haklı dediğiniz bu devlet haklı, milyonlarca mülteci sınırdan içeriye girerken neredeydi? Kozmik Oda'ya girildiği zaman bu devlet haklı neredeydi? O devlet haklı aslında diyor Amerika'nın devlet haklıdır şeklinde bir tespitte bulunuyor. Evet, hem şunları değerlendirelim hem de Sayın Baş'ın konuşmalarını. Buyurun, başlayalım. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi her yıl olduğu gibi Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirdi. Gençleriyle, yaşlılarıyla, çocuklarıyla beraber sahaya indi. Ve dün de İstanbul'da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde dün akşam Cumhuriyet Şöleni, Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Dün de ifade etmiştik böyle bir programın olacağını. Gerçekten muhteşem bir görüntü oldu, muhteşem bir coşku oldu bu, evet. Bu kutlamada. Örnek bir aslında Cumhuriyet Şöleni bu. Şimdi yani birileri hani dostlar alışverişte görsün misali bayram kutlamaları yapıyor. Dostlar alışverişte görsün misali bir takım ziyaretler yapıyor. Ama Bağımsız Türkiye Partisi'ndeki o samimiyeti, o Atatürk sevgisini, o efendim bağımsızlık sevgisini, o cumhuriyet sevgisini bu şölenlerin yaşandığı atmosferlerde çok zaten iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Yani öyle bir atmosfer oluşturuyor. Bu da samimiyetten kaynaklanıyor. Millet adına, devlet adına, gençlik adına, cumhuriyet adına, Atatürk adına samimiyetten kaynaklanan bir şey. Yani bu aslında programlara izleyicilerimizin de katılmasını tavsiye ederiz. Orada gerçekten bir kutlama görmek istiyorlarsa onu zaten orada yaşıyorlar. Şimdi tabii İstiklal Marşı saygı duruşu ardından da Bağımsız Türkiye Partisi kurmayları Cumhuriyet'in önemine binaen, efendim gündemle alakalı, günün anlamı önemiyle alakalı konuşmalar yaptılar. Birbirinden kıymetli konuşmalar ortaya koydular. Ve konuşmaların ardından da aslında çok önemli bir etkinlik diyeceğim ama çok önemli bir hadise gerçekleşti. O da nedir? İlahiyatçı Ali Nezir kürsüye çıkarak bir hutbe okudu. Tabii herkes dedi ki Allah Allah, yani şimdi emanete hiyanet etmemek, emanete sahip çıkmakla alakalı bir hutbe. Tabii dedi ki şimdi hani Cumhuriyet Bayramı kutlaması, yani bu hutbenin bu konuyla alakası ne diye efendim ekrandakiler ve salondakiler düşünürken hemen ardından da şunu ifade etti Sayın Ali Nezir. Bu hutbeyi, bu okuduğum emanete hiyanet edilmemesi lazım. Emaneti sahibine vermek lazım hutbesini. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Rıfat Börekçi'ye yazdırmış dedi. Evet. O bunu deyince olay zaten olay koptu. Yani olay Atatürk'ün yani, hazırlattığı hutbelerden biriydi. Herkes dedi ki bu hutbeyi biz demek ki bunun için dinledik. Evet. Yani gerçekten ben tavsiye de ediyorum. Hoş geldin Atatürk eserinde o emanetle alakalı hutbe var. Yani başından sonuna böyle mükemmel bir hutbe. Her kelimesi özenle seçilmiş mükemmel bir hutbe. Atatürk'ün diğer hutbeleri de öyle. Hazırlattığı hutbeler de öyle. Evet. Şimdi ardından da yine eller açıldı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yani Diyanet'in yapmadığı, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir türlü yapmaya efendim tenezzül etmediği şey Bağımsız Türkiye Partisi Cumhuriyet Şöleni'nde yaptı. Ne yaptı? Eller açıldı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimiz için dua edildi. Evet. Ve bütün o ekran başında, salonda bulunanlar binlerce efendim Bağımsız Türkiye sevdalısı orada hep bir gönülden, hep bir dille amin dediler. Ve muhteşem bir duygu dolu bir tablo oluştu aslında. Onu da, o bölümü de mutlaka hani sosyal medyadan izlemelerini tavsiye ederim. Gerçekten hani Diyanet'te Atatürk nasıl anılmalı bunu öğrenmiş olur eğer izlerse. Yani evet. Bunun bir örneğini de görmüş olur aslında. Bunu da ifade etmemiz lazım. Zaten Sayın Hüseyin Baş daha önceki bir açıklamasında demişti. Hani Atatürk'ün hazırlattığı hutbeler bir yıl içerisindeki bütün haftalara yönelik olarak. Evet. Yani her hafta için bir hutbe var aslında. Evet, bir hutbe hazırlandı. Hani Diyanet bunu yapsın. Camilerde Atatürk'ün hazırlattığı hutbeleri, çünkü din değişmiyor ki zaten. Yani dolayısıyla İslam da değişmediğine göre, yani o hutbeler her zaman geçerliliğini koruyan hutbeler.
bahsettiğiniz hutbede onlardan bir tanesi. Atatürk'ün evet, hazırlattığı hani, hutbelerden. Bugün Diyanet'in hazırladığı camilerde okunan hutbelerle mukayese edilemeyecek kadar mükemmel hutbeler bunlar. Evet, yani çok derinliği olan, evet. Çünkü Rıfat böyle ki bakın, Atatürk milli mücadeleyi yönetmiş, işin başında bulunmuş, bütün milleti tek bir tek yürek hale getirmiş, canını ortaya koymuş. Rıfat Börekçi de neticede din alimi, hoca ama milli mücadeleye destek vermiş, o samimiyeti ortaya koymuş, samimiyetini ispatlamış bir hoca. O yüzden Atatürk onu Diyanet reisi olarak açıklıyor. Niye Elmalı Hamdi yazıları yazdırıyor? Önce Mehmet Akif'e teklif ediyor. Mehmet Akif aslında bitiriyor ama diyor ki ben size layık efendim bir çalışma yapamadım diyor. Yani tam sizin istediğiniz gibi çalışma yapamadım. O yüzden bunu vermeyeceğim diyor. Bunun üzerine Elmalı Hamdi yazıra yazdırıyor Atatürk. Ama ikisi de milli mücadeleye destek veren çok büyük insanlar. Rıfat Börekçi aynı zamanda hani adı geçmişken söyleyelim, kefen parasını da milli mücadeleye vermiş bir kişidir yani. İşte bu insanlar yani o hutbelerdeki derinlik nereden kaynaklanıyor? Çünkü sahada imanını, sahada samimiyetini ispatlamış olan insanlar bunlar. Evet. Ve bunlar aynı zamanda alim olduğu için yazmış oldukları işte Peygamber Efendimiz'e ilgili hutbelerde, işte Atatürk yazıyor, sınırlarını çiziyor zaten. Emanet, terazi, efendim Kurban Bayramı, Allah'ın için iman etmeliyiz, namaz, oruç, zekat bunların hepsi var. Hepsi var evet. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki ha tamam işte bu yani dört dörtlük bir hutbe diyorsunuz. İşte onu da böyle bir insan, böyle bir isim ortaya koyabiliyor. İşte Profesör Doktor Haydar Başbey, hoş geldin Atatürk eserine bunlarla bizi buluşturdu. Yani dindar bir Atatürk ve etrafındaki o samimi ve dindar insanlardan oluşan bir kadro. Bu çok önemli. İşte bugün onların yansımalarını konuşuyoruz. Yansımalarını hala yaşıyoruz. O duyguyla, o şeyle beraber, ilk günkü duyguyla beraber aslında yaşatıyor bize evet. bu şeyi. Evet. Ardından tabii başka bir heyecan, başka bir coşku. Ülkemizin her bir yöresine ait olan halk oyunları değil mi? Halayı, efendim oyunları, halk oyunları vesaire, horonu, Karadeniz'in horonu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin halayları, horonları, Ege bölgesinin zeybek havaları falan hepsini orada o coşkuyla, o duyguyla beraber yeniden yaşadık. Ve ardından da Sinevizyon, Profesör Doktor Haydar Başbey'i anlatan bir mükemmel, yine duygu dolu bir Sinevizyon ve ardından da marşlar. Yani marşlarda da şu efendim yaşandı, Bağımsız Türkiye Partisi aslında yine bir örnek, bir ne derler ona, bir fiili bir şey ortaya koydu. O da nedir? Çocuklar sahneye çıkartıldı. Minik çocuklarımız kırmızı beyaz giymişler. Onlar bayrak sallayarak orada izleyenleri coşturdular. Marşları hep beraber söylendi. Şimdi bu da bence çok önemli. Neden? Bakın aslında o sahneye çıkacak olan çocuklar daha önceden seçilmiş çocuklar. Yani bu işte vazifelendirilmiş çocuklar. Biliyorlar. Ama çok farklı bir şey daha yaşandı. Salonda bulunan bütün çocuklar da sahneye çıktılar. Onlar da ellerinde bayraklarla beraber o duyguyu yaşadılar. İşte bu milli aidiyet duygusunu insanlara kazandırıyor. Bu da çok önemliydi bence. Ve tabii final kısmı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın kapanış konuşması, final konuşması. Zaten izledik efendim konuşmayı. Mükemmel bir konuşma. Her bir cümlesi, her bir bölümü ayrı ayrı ele alınması gereken, belki saatlerce konuşulması gereken bir konuşmaydı. Tabii detaylı bir şekilde anlatmaya kalksak muhtemelen bir hafta, iki hafta biz bunu değerlendirmemiz lazım. Evet. O yüzden zaten Bağımsız Türkiye Partisi'leri çok açık açık konuştu. Biz bazı noktaların yine altını çizelim. Bakın, malum Devlet Bahçeli bir anda bayram değil seyran değil diyelim. Daha önce kapatılmalıdır dediği efendim DEM partilerle el sıkıştı. Ardından da terör örgütü lideri olan, terörist başı olan Öcalan'ı meclise davet etti. Gel buradan konuş. Gel buradan PKK'ya silah bırak de. Tecrit kaldırılsın. Gel sen bu mecliste konuş. Sonra dün de ifade ettik. Öğrendik ki DEM Parti ile MHP aynı salonda grup toplantılarını yapıyormuş. Yani Bahçeli'nin bu çağrı yapmış olduğu kürsü aynı zamanda Öcalan'ın gelip de konuşacağı kürsü olacak. Evet. Eğer gelirse. Ama sonra ne dediler? Dediler ki hani
Kürsüden konuşması da şart değil, mecliste konuşması da şart değil, bulunduğu yerde de konuşsun, işte şurada da konuşsun, Güneydoğu'ya gidip konuşsun, bilmem ne yapsın. Yani bir şekilde efendim hani konuşturmak için bir mücadele, bir efendim ittifak noktasına gelmeye başladılar. Şimdi buna da birileri devlet aklı dedi. İşte Bağımsız Türkiye Partisi lideri, yani tabii önce şöyle dediler, bu tarihi bir çıkış dediler. Yani tarihi bir çıkış. Tarihi bir el uzatma şeklinde medya basın organları bunu yerlere göklere sığdıramadan anlatmaya çalıştılar. Yani tarihi bir çıkış olduğu konusuna ben de katılıyorum aslında. Evet. Yani evet. Düşüş anlamında. Evet yani tarihi bir çıkış. Evet maalesef. Onurun, şerefin, haysiyetin ayakları altına alındığı evet, bir çıkış aslında yani. Evet. Şimdi Sayın Başbuğ'un bu tarihi çıkış ifadesi için şunu söylüyor. Şimdi diyor siz demediniz mi ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz bu hani terörü bitirdik dediniz. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dediniz. Sonra da siz ne yapıyorsunuz? Efendim böyle bir çıkış yapıyorsunuz. Yani bitirdiğinizi iddia ettiğiniz terörün başını meclise davet edip yani. PKK'ya silah bıraksın diye çağırıyorsunuz. Evet. Şimdi siz yani ne derler ona hani kedi buradaysa et nerede et buradaysa kedi nerede demiş efendim Nasrettin Hoca. Yani kardeşim terörü bitirdiyseniz bu davet niye? Bitirmediyseniz niye bitirdik dediniz? Evet. Efendim hemen bir gün sonra 5 tane insanımızın şehit olduğu bir saldırı gerçekleşti. Ve doğal olarak da şu soruldu hükümete. Ayakkabı numaraları kaçtı? Değil mi? Bu teröristlerin evet. Ayakkabı numaralarını biliyor muydunuz siz? Çünkü bildiğinizi iddia etmiştiniz. Tabii. Böyle bir hadise var. Ha, onu falanca bakan söyledi tamam sizin bakanınız yani. Sizin bakanınız bunu söyledi. Böyle bir iddiada bulundu. O zaman sizin söylediklerinizi biz hep yalan gözle mi bakmamız gerekiyor? Yani, ciddiye evet. Almamamız mı gerekiyor? Demek ki bundan sonra böyle. Demek ki siz siyaset olsun diye, hava olsun diye bir şeyler söylüyorsunuz. Bundan biz bunu anlıyoruz. Aslında Sayın Hüseyin Baş'ın da altını çizdiği konu bence çok önemli. Çünkü hani bunlar yani nihayetinde diyor ki Sayın Hüseyin Baş, milyonlarca mülteci Türkiye'ye akın etti. Siz kapıları açtınız. Yani Türkiye'yi bir mülteci çöplüğüne dönüştürdünüz. Sonra daha önceki dönemde kozmik odaya girildi. Ve bunların hepsinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı, bir projesi doğrultusunda bunların olduğu çok açık. Bu konuya da değiniyor Sayın Hüseyin Baş zaten. Evet çok önemli. Yani ilk cevabı zaten hani tarihi bir çıkışa biraz önce anlattıklarımız şeklinde cevap verdi. Şimdi ikinci iddiaları ne? Bu devlet aklı. Yani bu devlet aklı Bahçeli onu dillendiriyor evet. Tarzında. Ondan sonra yani buna bir şey demeyin falan demeye çalışıyorlar. Bu devletin aklı bu sizin aklınız ermez demeye getiriyorlar belki de. Bunu ifade ediyorlar. Şimdi Sayın Başta diyor ki Bağımsız Türkiye Partileri işte sizin okuduğunuz ve ifade ettiğiniz şey milyonlarca mülteci sınırdan geçti. Neredeydi o devlet aklı? Evet. Önemli bir soru. Kozmik odaya girildi. Neredeydi o devlet aklı? Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Rum hayır demeseydi. Evet. Kıbrıs gidiyordu. Doğru. Neredeydi o devlet aklı? Bak o devlet aklı ABD'nin aklı. Bu önemli. Yani burada sana bu açılımları yaptıran, bu şeyleri söyleten şey aslında hani bizim bildiğimiz anlamda bir devlet aklı değil. ABD'nin empoze ettiği bir devlet aklı bu. Evet. O yüzden efendim bu milli bir şey değil bu. Bunu milletimizin anlaması gerekiyor. Sayın Baş bunu ifade ediyor. Türkiye'de zannediyorsunuz ki diyor devlet aklı kaldı. Şimdi zaten kozmik odaya girildi yani. Daha ne olsun? Değil mi? Kozmik odanın özelliği ne? Senin bütün gizli strateji bilgilerinin olduğu şey. Yani savunma sistemlerin yani bir savaş durumunda ne yapacağın. Evet. Yani nerede ne tür gizli efendim silahların olduğu yani mesela bir savaş çıktığında belki sen ne yaptın? Bir dağın altına belki bir tank soktun misal yani. Belki bir füze sistemi soktun biz bilmiyoruz. O kozmik odada o bilgiler de var. Yani bizim bilmediğimizi adamlar şu an biliyorlar. Hangi ülkede hangi istihbarat elemanlarımız var? Hangi askerin ne tür vazifeleri var? Özel, gizli hepsi var bunların. Belki sen ne yaptın? Bazı örgütlerin içerisine adam soktun değil mi? Onların çalışmalarını kontrol ediyor. Bu bilgiler de var. Evet. Bunların hepsi kozmik oda yoluyla beraber ama FETÖ ama bilmem ne. İşte devlet aklı nerede orada işte Sayın Baş onu söylüyor. Evet. Şu an o bilgilerin hepsi Amerika'da. Hepsi bir yerlerde.
Yani siz hiç kimse yatak odasını, en özel mahremiyetini açar mı böyle başkalarına? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Ama maalesef bundan daha da ileride olan bir devlet sırrı, devletin en mahremi olan yeri açıldı ve orada bizim bilmediğimiz, dediğiniz gibi bilmediğimiz konuları Amerika Birleşik Devletleri öğrendi. Yani niçin Amerika Birleşik Devletleri diyoruz? Çünkü zaten FETÖ terör örgütünün işi değil miydi bu? FETÖ terör örgütünün sığındığı, koynuna girdiği irade Amerika Birleşik Devletleri değil miydi? Neticede bu darbe girişimini gerçekleştiren irade Pensilvanya'da öldü. Evet. Yani Amerika'da öldü yani. Dolayısıyla yıllardır da orada duruyordu. Yani. Demek ki efendim zaten olay malum. Olay çözülüyor zaten. O, hani FETÖ'nün okullarına vermiş oldukları devlet destekleri ortada. Tabii onlar zaten kendileri itiraf ediyor Amerika. Evet. Hatta bir haber çıkmıştı bir ara bundan bir ya da iki yıl önce hatırladığım kadarıyla. En güçlü, en büyük Amerikan üssünün bulunduğu yerde Amerika'da o üssün içerisinde sadece FETÖ'nün okulu var. Ya düşünün artık. Evet ve Amerikan bütçesinden FETÖ okullarına eğitim yardımları yapılıyor. Tabii yani Amerika'daki... bunu CIA zaten kendisi de söyledi. Evet. Sonra Sayın Hüseyin Baş şeye de değiniyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızıldığını, işte 15 Temmuz'da zaten onun artık en son versiyonuydu, en son görünür hale gelmesiydi. Sızdığını kendileri söylediler. Evet. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sızılırken, yani ele geçirilirken neredeydi bu devlet aklı? Evet. Ve dolayısıyla Sayın Baş'ın dediği gibi bu akıl ABD'nin aklı. Yani devlet aklı dedikleri şey ABD'nin aklı. Yoksa efendim gerçekten yani milli bir devlet aklı sana Öcalan'ın gel meclise konuştur der mi? Demez. Evet. Bunu kim der? Bu ülke üzerinde menfur hesapları olanlar bunu söyler. Şimdi veya söylettirir diyelim. Bakın ne diyor Sayın Baş? İktidarı ele geçiren, muhalefeti ele geçiren, kendileri de söyledi, askere sızmışlar diye, askeri ele geçiren, Amerikan aklı devlette akıl mı bırakır? Ya sende akıl mı kaldı yani? Dolayısıyla eğer diyor bir gerçekten hani milli bir akıl arıyorsanız diyor, o akıl da bu salonda diyor. Onun dışında bir de Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Şeyini tekrar hatırlatarak şunu söylüyor Sayın Baş. Hani öyle bir tarihi çağrı yaptı ki Amerika şaştı kaldı diyorlar. Şimdi yandaş medya basın organları bunu savunurken elinden hiçbir tarafından tutulmayacak olan bir şeyi savunurken ne yapıyorlar? Ya burada Amerika şaştı kaldı ne yapacağını bilemedi şeklinde efendim yorumlar yapıyorlar. İşte ona da cevap veriyor. Diyor ki şimdi Amerika diyor Suriye'yi paramparça etmek istedi. Bu hükümet önünü açtı. ABD Irak'ı paramparça etmek istedi. Bu hükümet önünü açtı. İsrail Gazze'ye her gün bomba yağdırıyor. Kürecik'ten sen onun bilgisini veriyorsun. İstihbarat bilgisi, radar bilgisi. Radar üssünü kendi topraklarına tutuyorsun. Azerbaycan petrolünü İsrail'e senin yollarınla geçiriyorlar. Ama biz Amerika'nın aklını almışız. Yani sen Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesine hatta eş başkanlığını yapıyorsun bu projenin. Her türlü imkanı sunuyorsun ama yaptığımız bir hareket Amerika'nın aklını almış. Ya Amerika hangi aklını almış? Nesini almış? İşte Sayın Baş diyor ki kim kimin aklını almış ve aklını kaç paraya almış? Asıl sorulması gereken bu diyor. Yani Amerika'nın aklı mı gitmiş yoksa bizimkilerin aklını Amerika mı almış? Yani veya akıl veren o mu? Farklı şekillerde ifade edilebilir. Siyasetin ittifakı konusunda da şunu söylüyor özetle, yani maalesef iktidarı ve muhalefeti meclis içerisinde yavrusu, anası vesaire, yani yavru muhalefeti, ana muhalefeti, ana iktidarı, yavru iktidarı falan şeklinde ifade edersek, hepsi Amerika'nın talep ettiği konularda ittifak halindeler. Millete hizmet konusunda ise itilaf halindeler. Amerika bir şey dediği zaman hepsi ittifak ediyorlar. İşte anayasa değişmesi lazım. 2-3 madde. Bir bakıyorsun ki hepsi aynı ağızla konuşuyor. Efendim şu konuda, şu açılım konusunda hepsi ittifak halinde. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye teşekkür ediyor. Evet. Şimdi hatta onu da ifade edelim bence. Yani ayrıca onu konuşmaya gerek kalmayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki
Bahçeli'nin Öcalan ilişkin çağrısıyla elini değil tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylüyor, övüyor. Ondan sonra diyor ki bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdi diyor. İşte Sayın Baş'ın, Bağımsız Türkiye Partisi'nin eleştirdiği bu cümle zaten. Evet. Nasıl bir tarihe bir efendim sen bir istikamet, hani istikamet çiziyorsun ki bütün bu anlatılanlar hepsi doğru yani. Sayın Baş'ın ifadeleri doğru. He, tarihe bir istikamet çiziyorsun ama bu milletin menfaatine olan bir istikamet evet, de değil. Evet. Bunu da ifade etmemiz lazım. Ne diyor? Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını söylüyor Sayın Erdoğan. Ha neyin fırsatı bu? Evet, bu fırsat nedir? Ben bunu yani çok merak ettim. Yani terör örgütü liderinin meclise gelip konuşması neyin fırsatı? Hangi fırsatı açıyor bize? Ya bunun açabileceği tek fırsat ülkenin bölünmesidir. Evet. O da Amerika için bir fırsat. Evet, bizim aleyhimize olan yani bir şey. Yani Amerika haklı yani. Milleti aleyhine olan bir şey. Evet. Kardeşliğin safına yer alacağını yürekten inanmak istiyorum diyor şey için. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de teşekkür ediyor. Kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum. Bu neyin ya, kardeşliği? Ya evet, zaten kardeş yani. Ya biz şey biliyoruz, yüzüklerin efendisi var. Yüzük kardeşliği var da bu neyin kardeşliği yani? Yani zaten yani hoca... Şimdi Öcalan kardeşliği. Evet yani ya şimdi o kadar çok şey söylemek istiyorum da diyemiyorum. Diyemiyorum yani ekranlarda falan söyleyemiyorum. Zaten kardeş. Yani Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnağı, Yörü'yü, Arnavut'u hepsi kardeş zaten. Hangi kardeş yani kardeşliğin tesisinden bahsediyorsun? Zaten kardeş. Aha, terör örgütleriyle, terör örgütü elemanlarıyla bir kardeşlik veya da terör örgütü liderleriyle bir kardeşlikten bahsediyorsanız öyle bir kardeşliği zaten reddediyoruz. İstemiyoruz öyle bir kardeşlik. Öyle bir kardeşlik olmaz. Onlar zaten öyle kardeş mi olur? Geliyor senin sırtından vuranlar kardeş mi olur? Sonra yani kardeşlik efendim yanlış olan bu milletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhinde olan bir açılımda, bir süreçte beraber olmak mıdır kardeşlik? Yani. Kardeşlik bu mu yani? İşte Bağımsız Türkiye Partisi'leri buna cevap veriyor. Diyor ki şunu iyi bilin. Eğer bu ülkede iktidar, iktidarın bileşenleri, ana muhalefet, muhalefet her biri hep bir ağızdan ittifak ediyorsa anlayın ki orada bir problem var. Evet. Bu problem kardeşliği aslında. Problem üretme kardeşliği. Evet. Bunların ittifak ettiği konuları söyleyelim. Anayasayı değiştirmemiz lazım. Hepsi ittifak ediyor. Yok orasından değişelim, yok burasından değişelim. İşte açılım sürecinden bahsettik. Bununla birleşiyorlar. Ama ne diyor Sayın Baş? Bir deprem oluyor diyor. Bunlar diyor ittifak edemiyor. Yani milletin bir sorunu gündeme geldiğinde bu konuda asla bir ittifak ortaya koyamıyorlar. İşte asgari ücreti örnek veriyor. Millete hani gelir düzeyini artıracak bir asgari ücret belirlenmesi konusunda bir ittifak göremiyorsun. Hepsi ayrı bir telden. Ve hepsi de çok enteresan. Milletin açlığı üzerine, milletin aç kalması üzerine teklifte bulunuyorlar. Asgari ücret konusunda söylüyorum. Ve burada efendim Sayın Baş şunu söylüyor. Demek ki bir irade var arkadaşlar. O irade sarılın bakayım diyor, sarılıyorlar. Kavga edin bakayım diyor, kavga ediyorlar. Maalesef Türkiye'nin özeti bu diyor. Evet, çok doğru. Diğer bölümleri biraz daha hızlı geçelim. Bakın şu tespit önemliydi. Hani emperyalist güçlerin iş yapma biçimi şudur diyor. Cumhuriyeti ortadan kaldıracaksa bunu cumhuriyetçi görünümlerle yapacak. Efendim dini ortadan kaldıracaksa bunu dindar görünümlü olanlarla yapacak. Milleti birbirine düşürecek ve bölecekse bunu milliyetçi görünümlü insanlarla yapacak. Ve yapıyor. Yani böyle bir hadise var. Yani Öcalan teklifini milliyetçi bir isim yapıyor. Evet. Ama efendim kiliselerin restore edilmesi, dinler arası diyalog faaliyetleri, hutbelerden inlettiğine indallahi İslam ayetinin çıkartılması, zinanın serbest bırakılması, domuz etinin kasaplık hayvan haline getirmesi vesaire vesaire. Bunları dini bir hükümet, yani dindar görünen bir hükümet, dini bir hükümet ifadesi doğru değil, dindar görünen bir hükümetle yapıyor. Demek ki yarın bir gün anayasanın ilk 3 maddesi değişecekse belki de bunu cumhuriyetçiler elle yapacaklar. Bunun için belki bir hazırlık da var. Bunu da ifade etmemiz lazım. O yüzden her cumhuriyetçi gördüğünü cumhuriyetçi zannetme. Ey evet, milletim diye ifade etmemiz lazım. Zaten hani burada daha önceki programlarda da konuştuk ya. Yani Atatürk'ün kurduğunu söylediğiniz partinin genel başkanı, Atatürkçü olmakla da övündüğünü söyleyen bugünkü genel başkanı
daha genel başkan olur olmaz gidiyor Atatürk'le savaşan, Atatürk'e karşı isyan bayrağı açmış olan Şeyh Sait'e saygıdan bahsediyordu. Ya siz demiyor musunuz bu parti Atatürk'ün kurduğu bir partidir? Atatürk'le mücadele eden, Atatürk'ü yok etmek için, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yok etmek için mücadele etmiş, isyan başlatmış, bir sürü insanın ölümüne sebep olmuş bir terörist başı diyelim ona. Ona saygıdan bahsediyorsunuz. Şimdi Şeyh Sait'e saygıdan bahsetmekle Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıp konuşturma çabası ne fark var bunların ikisinin arasında? İkisi de terörist. İkisine de saygı mı duyacağız yani? Çok müthiş bir sapma var yani. Evet, kesinlikle. Kürt sorunu ifadesine de biliyorsunuz bunu da kim kullandı? Özgür Özel kullandı, CHP lideri kullandı. Kürt sorunu vardır. Hatta bunu reddedersiniz. İşte 26 milyon vatandaşımızın yok kabul edersiniz diye ifadeler kullandı Özgür Özel. Ve aynı zamanda ne diyor? Kürt sorunu yok dersen Türkiye 50 sene geriye götürürsün diyor. Sayın Bamsu Kepasi de diyor ki eğer Kürt sorunu var dersen diyor Türkiye 150 yıl geriye götürürsün diyor. Ve doğru. Efendim burada aslında Kürt sorunu yok diyor. Böyle bir şey yok. Ama şu var diyor. Kürt kardeşlerimizin bazı sorunları var diyor. Eğitim sorunları var, ekonomik sorunları var, emeklilerin maaş sorunu var, asgari ücretin düşüklüğü sorunu var, yeraltı kaynaklarının, altının, petrolün, doğalgazın vesaire yabancıya peşkeş çekilme sorunu var, tarım yapanın ürettiği ürünü bedavaya sokağa dökme sorunu var vesaire. Birçok sorun var diyor. Ama bu sorunlar da diyor sadece Kürt kardeşlerimizin sorunları değil diyor. Bu bütün Türkiye'deki sorunlar. Aslında iktidar sorunu bu. Yani son cümle işte zaten evet. Bu bölümdeki son cümle oydu. Ne diyor? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede iktidar sorunu var. Bu ülkede muhalefet sorunu var. Evet. Yani asıl sorun bu. Ve milletimizin sorunları var. Bu milletimizin sorunları da çözebilecek olan, çözümü olan bir siyasettir. Yani şu an ne iktidar ne ana muhalefet bu çözümü ortaya koyamıyor. Hatta ayrılımı körükleyen, vatandaşın sorunlarını daha da derinleştirecek adımlara ve çağrılara imza atıyorlar. Aslında vatandaş, seçmen, yani sandık da iktidarı da muhalefeti de yani sandıkta gerekli cevabı verirse hiçbir sorun kalmayacak Türkiye'de aslında. Evet, işte millet de kendisine siyasetçilerin dayattığı sorunları değil, kendi yaşadığı sorunları görerek asıl sorunun bu sorunlara neden olan iktidar ve muhalefet olduğunu görmesi gerekiyor. Yani bunu gördüğü an millet sandıktaki tercihini düzeltirse aslında hiçbir sorun da kalmayacak. Kalmayacak yani, evet. Hiçbir sorun kalmayacak. Şimdi TÜGVA ile alakalı bir açıklaması var. Bamsu Kepasi. Bu arada çok az zamanımız kaldı, onu da hatırlatayım. Çok talihsiz bir paylaşım yaptı TÜGVA. Kadir Mısıroğlu'nun Kadir Mısıroğlu'nun sadıklarla beraber olun. Biliyorsunuz böyle bir ayet-i kerime var. Bu anlamda işte onunla beraber olunması gerektiği noktasında Cumhuriyet Bayramı'nda bir mesaj paylaşıyor. Hem de Cumhuriyet Bayramı'nda. Cumhuriyet Bayramı'nda. Zamanımız doldu herhalde. İngiliz'e sadık olanla, Amerika'na sadık olanla, Yahudi'ye, emperyalistlere sadık olanla beraber olmak istiyorsan git onunla beraber ol diyor Sayın Bamsu Kepasi. Burada onun deli raporu olduğunu ve Atatürk düşmanı olduğunu, onunla beraber olunmaması gerektiğinde Sayın Baş, çok güzel ifadelerle beraber evet. Anlatıyor. Ama bahsedilen işte vakfın vazifesi de zaten yani kendi görev faaliyet alanı da zaten öğrenciler yetiştirmek, işte onları desteklemek, işte maddi imkanlarda falan bulunmak. Nihayetinde gençlere yönelik çalışmalar yapıyorlar. Yani rol model Atatürk olması gerekirken rol modeli Atatürk düşmanlarını gösteriyor. Evet, aynen öyle. Çok doğru. Maalesef. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi aktardığınız için. Sayın seyirciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.